boyanıyor, kesiliyor, dikiliyor. Yapılan işlemlerin ardından artık giyilmeye hazır hale geliyor. Risk de özellikle çocuk kıyafetlerinin üretiminde kullanılan malzemeden kaynaklanıyor. Okul kıyafetlerinde genellikle baskılı ve nakışlı ürünler tercih ediliyor ama nakışın da tutabilmesi için kıyafetin hemen arkasında şöyle tela denilen bir malzeme kullanılıyor. Normalde çocukların tenine değiyor bu tela ve alerjik reaksiyon gösterilebiliyor ama normalde bu telanın erimesi gerekiyor. Hemen göstereceğim şimdi sizlere. Bu kıyafetteki tela'nın bir bölümünü suya sokuyorum. Ve birkaç saniye bekliyorum. 10 saniye bekledikten sonra işte bakın telanın tamamen yok olduğunu görüyoruz. Okullarda önde yazılar var, amlemler var. Onlar tela ile yapılır arkada. Tele, tela, tela suda eriyen bir tela vardır. O kullanılmasında fayda vardır. Öbür talalar e, suda erimeyince çocukların bedenine değdiği zaman tahriş yapıyor. Alerjik durum oluyor. Evet. Bu nedenle aldığınız her kıyafeti yıkayın diyor işin uzmanları. Çünkü yıkamak aynı zamanda bir kalite kontrol yöntemidir. E, boyaların renk renk döküm döküm olduğunu lacivertin mora döndüğünü, yeşilin sarıya döndüğünü gördüğünüzde zaten bunun bir bozuk olduğunu anlıyorsunuz. Burada bir sorun var. Top 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 boyalar. Burada sarı olmuş, şurada başka başka renkler bunun bozukluğunu gösteriyor. Kanserojen ya da alerjik çocuğa bir alerji olacağı kesin. Bu risk sadece okul kıyafetlerinde yok. Çocukların giydiği kıyafetlerin çoğunda aynı problem yaşanabiliyor renkli gibi baskılı kıyafetlerde de yapacağınız küçük bir deneme kullanılan malzemenin kalitesi konusunda bilgi veriyor. Merdiven altı satış yapan yerlerden de baskılı ürünler alırken bir kez daha düşünmek gerekiyor. Örneğin elimdeki bu baskının kesinlikle böyle çatlamaması gerekiyor. Böyle çatlak baskılarda biraz daha fazla kanserojen maddenin kullanıldığı söyleniyor. Yani buradaki baskılı ürünleri satın alırken ekotek raporunun olması gerekli. Zaten kumaşa baktığınızda kumaş olarak da olsa dikilmiş de olsa elinize aldığınızda onun böyle sertliğinden, haşır haşır olmasından, yıkanmış olduğunda o bayanın renk renk e, döküm döküm her yere dökülmesinden zaten anlaşılır. Ama bunun asıl anlamak için laboratuvar testleri. Her gün aynı tişörtü giyen bir çocuğun terlediğinde de kimyasal içerikli malzemelerin cildine temas etmesi riski var diyor uzmanlar. Bu nedenle alerji ya da kanserojen riskini ortadan kaldırmak için bilinçli alışveriş yapılmasını öneriyorlar.